Amerika'da ve dünyada olup bitenler Amerikan basınına nasıl yansıyor? Bu sorunun yanıtı için Pınar Sayar Kızılçalı bugün gazetelerin manşetlerine taşıdığı haberleri özetliyor. Özlem Amerikan basın özetlerine Washington Post'la başlıyoruz bugün. Washington Post, Başkan Trump'ın dün Beyaz Saray'da düzenlenen törende Anayasa Mahkemesi üyesi yargıç Brett Kavanaugh ve ailesinden onay süreci sırasında maruz kaldıkları muamele ve çekmek zorunda kaldıkları acılar nedeniyle özür dilemesini yangına körükle gitmek olarak değerlendiriyor. Gazete Trump'ın Kavanaugh'un başından bu yana siyasileşen onay sürecini gerginlikleri sürdürmek için kullandığını kaydediyor. Habere göre Trump Beyaz Saray'da kokteyl ve canlı müzik eşliğinde yapılan törende Demokrat Parti'yi cinsel saldırı suçlamalarına odaklanarak Kavanaugh ve ailesine adeta işkence çektirmekle suçladı ise Amerika'nın en yüksek mahkemesine çıkışının şaibeli olduğunun farkında olduğu bu nedenle partizan söylemlerden kaçınmaya dikkat ettiği gözlendi. Kavanaugh konuşmasında görevi minnetle hiçbir gücenme hissi olmadan kabul ettiğini ve yaşanan sürecin kendisini değiştirmediğini söyledi. New York Times'a Başkan Trump'ın Birleşmiş Milletler'in iklim değişikliğine karşı acilen önlem alınması gerektiği çağrısı yaptığı raporuna tepkisiz kaldığını bildiriyor. Gazete Trump'ın Birleşmiş Milletler'in 2040 yılına kadar dev orman yangınları, sel baskınları, gıda sıkıntısı ve mercan resiflerinin hızla yok olmasına yol açacak felaketlere dikkat çeken raporuna ses çıkarmadığını yazıyor. Habere göre Almanya'daki Potsdam İklim Değişikliği Araştırmaları Enstitüsü, Beyaz Saray'ın iklim değişikliği konusunda dünyanın geri kalanıyla Aynı çizgide hareket etmediğine ve Washington'un küresel iklim politikalarından sapmasının kaygı uyandırdığına dikkat çekti. Gazete ayrıca Trump'ın tepkisizliğinin ve Amerika'yı Paris İklim Anlaşmasından çıkarmasının başka hükümetlere de cesaret vereceği uyarısı yapıyor. Örneğin Brezilya'nın yeni cumhurbaşkanı olma yolunda hızla ilerleyen aşırı sağcı Jair Bolsonaro da Paris Anlaşmasından çıkma vaadinde bulunuyor. Wall Street Journal'sa ticaret savaşı yüzünden zaten gergin olan Amerika-Çin ilişkilerinin dün Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Çinli mevkidaşı Wang Yi arasındaki sözlü zıtlaşmayla bir kez daha sınandığını yazıyor. Gazete Çin Dışişleri Bakanı Wangin Pompeo ile yaptığı toplantıya Amerika'yı ticari gerginlikleri tırmandırmak, Tayvan'la ilişkilerde sorun çıkarmak ve Çin'in iç ve dış politikalarını haksız yere eleştirmekle suçlayarak başladığını bildiriyor. Obama döneminde Uzak Doğu'dan sorumlu en üst düzey yetkili olarak görev yapan Daniel Russell, Pompeo'nun Haziran ayında Çin'e yaptığı ilk resmi ziyarette olduğunun aksine bu defa Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le bir araya gelmediğini, bu durumun son derece olağan dışı olduğunu vurguluyor. Russell ayrıca Çin Dışişleri Bakanı Wangin, misafiri Pompeo'ya herkesin önünde Amerika'nın bu davranışlarına son vermesini talep ediyoruz şeklinde yüklenmesinin de alışılmışın çok dışında olduğunu söylüyor. Amerikan basınından aktaracaklarımız böyleydi. Söz tekrar sende Özlem. Teşekkürler Pınar. Amerikan basınından öne çıkan haberleri hafta içi her gün Stüdyo Washington'da izleyebilir. Amerikanın sesi.com adresinden de takip edebilirsiniz.